Herkese arkadaşlar, kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kargo açılımı videosu çekiyorum. Önümde bir kargom var ve şimdi sizlerle birlikte bunu açacağız. Tatil vloglarımda taş boyama videolar çekeceğimi söylemiştim. Ve bunun için akrilik boya aldım. Bir de vernik aldım. Çünkü boyamaları daha güzel gösteriyor. Şimdi sizinle birlikte bu dev boya setini açacağız. Bu arada boyaların renklerini kağıt üzerinde deneyeceğiz sizlerle birlikte. 18'li bir boya seti. İçinde 6 tane pastel renk, 6 tane ana renk, 6 tane de metalik renk var. Uf, evet, hazır mısınız? Çok güzel. Çok güzel görünüyor. Birazdan deneyeceğiz zaten kağıt üzerinde. Şöyle koyayım. Bunlar pastel olanları. Ben pastelleri zaten uzun zamandır istiyordum. Ve bu setin fiyatı çok uygundu. Trendyol'dan aldım. Bunlar da ana renkler. Bir tane de vernik aldım arkadaşlar. Çünkü vernik çok lazım oluyor. Yani taş boyamalarda kullanılıyor. Parlak ve daha güzel gözükmesi için. Şöyle ekstra parlak vernik. Bunu da deneyeceğiz sizinle birlikte. Şimdi şu boyaları da açacağım. Bakın böyle bir vernik. Taş boyama videolarımda bu boyaları zaten bol bol kullanacağım. O videolar için de takipte kalın. Şöyle gerçekten. Bu 75 milimlik bu boyalar. Ne olmuş buraya? Neyse, bir şey olmaz. Böyle 75 milimlik boyalar. Şöyle, hatta kutuda da görünüyor. 25 milimlik olanlar bence çok küçük olur. 500 milim de çok büyük. Bence aslında ideal olan 140 milimlik olanlar, ama bu setin fiyatı çok uygundu. Ben de hani bundan almak istedim. Ve hani hobi olarak yapacağım taş boyama. O yüzden çok büyüklerini almaya gerek yok diye düşündüm. Şöyle yeşil. Bende yeşil ve mavinin büyük boyları vardı zaten. Hatta beyazın da büyük boyları vardı. Ama hani küçük zaten bunlar. Çok uzun süre gider diye düşünmüyordum açıkçası. Ama şu pastel seti uzun zamandır istiyordum, bakın. Ben pastel renkleri çok seviyorum. Çok güzel duruyor bence boyamalarda, işte resimlerde falan. Renklere bakın. Şimdi metalikleri açalım. Şöyle. Metalikler çok güzel görünüyor bu arada. Bakın. Bayağı parlak, simli aslında. Renkler de güzel. Bu setin fiyatı 350 liraydı bu arada. Verniği de 100 liraya aldım. Trendyol'dan. Merak edenler için açıklama kısmına linkini bırakırım. Böyle. Bu da beyaz parlak. Ve son olarak kahverengi gibi bir renk. Şimdi bunları kağıt üzerinde deneyelim. Kutularını belki atmam. Hepsini deneyeceğiz. Önce şöyle metaliklerden başlıyorum. Bu pembe gibi bir renk. Şöyle açayım. Şimdi bunlara da kıyamıyorum aslında. Şöyle azıcık sıkacağım. Zaten küçükler, çünkü hani 75 milimlik, şöyle anlayabilirsiniz. Avucumun içi kadar büyüklüğü.
Arkadaşları damlattım. Şimdi şöyle sürüyorum. Böyle pembe parlaklığını da şöyle görebilirsiniz. Gri. Kırmızı. Yani kırmızıya çalan bir renk. Kiremit rengi. Bakın bayağı parlaklar. Şöyle kamera odaklarsa. Sonra altın sarısı. Ben fırçayı her seferinde yıkamaya üşendiğim için biraz renkler karıştı şurada. Ama bunlar da pek karışma olmadı. Yani doğal renkleri o şekilde. Sonra böyle bir renk var. Bu da kahverengi. Şöyle sileyim bunu. Şimdi de şu beyaza bakalım. Dediğim gibi fırçada kalan boyadan dolayı hani renk verdi ama bu beyaz yani. Benim favorim şu en baştaki pembe oldu. Çok güzel bir rengi var. Şimdi pastel sete geçiyoruz. Bir de bunların rengine bakalım. Arkadaşlar pastelleri de sıktım. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları dağıtacağız sizinle birlikte. Renkler çok güzel görünüyor. Ama dediğim gibi yine hani fırçadan birazcık koyuldu rengi. Daha açık bir sarı bunun rengi. Şöyle turuncu. Fırçayı temizlemek için şöyle sürtüyorum. Yeşil. Şu an renkler biraz karıştı. Ama sarı, turuncu, yeşil, mor, mavi, pembe. Zaten ilk baştaki noktalardan görmüşsünüzdür asıl renklerini. Şimdi ana renklerin olduğu şu setimize geçiyoruz. Beyaz ve siyah renkleri zaten normal. O yüzden onları sıkmıyorum. Şöyle göstereyim. Yeşil. Kırmızı. Şu sarıyı şöyle göstereyim öbür türlü çünkü rengi çok bozulur. Bu da böyle. Renkler bu şekilde. Benim en favori setim şu metalik renkler ve pastel renkler oldu. Yani ana renkler de güzel, fena değil. Bu boyaları aslında kağıt üzerinde görmek çok da uygun bir izlenim vermiyor. Bunu taş boyama veya bir tuval üzerinde denerseniz bu boyaların kalitesi daha net anlaşılacaktır. Zaten ben taş boyama videoları çekeceğim. Orada da bu boyaları kullanacağım. Hepsini kullanacağım. Hatta verniği de kullanacağım. Verniği de o videoda deneyeceğiz. O yüzden o videolar için takipte kalın. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.